izleyicilerimiz, bu hafta Antalya'dayız. Farklı bir üründen bahsetmek istiyoruz. Özellikle tarımla uğraşan, meyveye varana kadar o ürünleri destekleyen bir üründen bahsedeceğiz. Son zamanlarda biliyorsunuz ki gübre fiyatları aldı başını gidiyor. Beşte bir fiyatına bu topraklarda üretilen bir üründen bahsedeceğiz ki maliyetini düşsün diye bu açıklamayı ve yapılan çalışmaları ekranlara taşımak istiyoruz ki Türk üreticisine, yani bu topraklarda üretilen ürünlere faydası olsun diye. Konumuz yarasa ve bunun yanında da tabii ki yarasa gübresi. Tamamen bu topraklarda, lisanslı mağaralarda işlenip üreten insanlarımızın beğenisine sunuluyor ve Türkiye'de çok fazla kullanan insanlar var, üreticiler var. Bilmeyenlere de biz aktarmak istiyoruz. Tabii her yarasa gübresi gübre değil. Bunu bilmek gerekiyor. Neden? Bu işin de lisanslı bir şekilde yapılması ve bilinçli yapılması gerekiyor. Oradan aldığınız gübreyi toprağa atamıyorsunuz. Evet, programımız başlıyor. Bizden ayrılmayın. Değerli izleyicilerimiz, bu hafta size özel bir üründen bahsedeceğiz. Tabii ki tarımla ve meyveyle ilgili üretim yapan arkadaşlar bu konuya dikkat etsinler. Çok önemli bir konu ve Türkiye'de ilk sertifikalı bir üründen bahsedeceğiz. Şimdi yanımızda hocamız var. Bu konu dediğimiz gibi önemli bir konu. Özellikle de Türk tarımı için de tabii ki önemli. Dünyada her yerde kullanılıyor bildiğimiz kadar. Türkiye'de daha yeni yeni. Tabii her işte olduğu gibi bu işin de sahtelerini yapanlar var ama dediğimiz gibi bu sertifikalı bir ürün, sizlere, değerli üreticilerimize faydalı bir ürün. Evet hocam, önce tanıyalım, sonra da bu ürün neymiş biraz bahsedelim. Ben Doçent Doktor Ali İhsan Serin, Ferplas Gübre'nin yöneticisiyim. Yaklaşık 10 yıl önce faaliyet gösteren bir firma. Türkiye'de yarasa gübresi deyince katkısız olarak tek üreten firmayız. Biraz önce söylediğiniz gibi sadece meyvelerde değil, tarımın tamamını alakadar eden bir gübre. İçerik bakımından dünyanın en kaliteli gübresini ürettiğimizi iddia ediyoruz. Dolayısıyla bu yaptığımız üretimi çiftçinin kullanımına sunduk. Yani Türkiye'de tek sertifikalı olduğunu. Yarasa gübresi anlamında katkısız, doğal haliyle tek sertifikalı gübre. Şimdi bir de tabii ki söylediğimize göre de bunun bir sahtesi de var. Tabii ki bizim maalesef böyle fırsatçılar var, bunu fırsata çevirmek için vatandaşlarımızı, özellikle üreticileri kandıranlar. O konuda ne diyeceksin? Tabii sahtemiz var. Hatta bizim logomuzu ve benzer isimde kullanılan gübreler de var. Merdiven altı gübreler. Bunlara itibar etmemeleri gerekiyor. Tarım Bakanlığı onayını, o ruhsatı muhakkak görmeliler, talep etmeliler. Bu merdiven altı gübreler yüzünden biz de isim benzerliği ya da yarasa gübresi dediğiniz zaman genel bir tabir olduğu için biz de diğer gübreler gibi kalitesiz görüyorlar. Bizim firmamızı kalitesiz görüyorlar. Dolayısıyla bunun ayrımını devlet kanalıyla, Tarım Bakanlığı kanalıyla yapmalılar. Biz her ne kadar bunu ifade etsek bile, insanlara anlatmaya çalışsak bile bu yeterli gelmiyor tabii ki. Evet. Şimdi biraz onun özelliklerinden bahsedelim. Yani nasıl üretiliyor konusunda tabii çok fazla detaya girmek istemiyorum. Her işin de bir şeyi var, gizli tarafı var. Önemli olan faydasından biz bahsedelim biraz. Tabii şu anda bizim üretim tesisimiz Türkiye'nin organik gübre üretimi anlamında son model teknolojiyle ilerliyor. Bu aslında Türkiye için de çok büyük bir gelişim. Ancak biraz önce bahsettiğimiz gibi çok fazla merdiven altı üretimi olduğu için ve makine tesisatı dışarıdan göründüğünde çok basit geldiği için insanlara hemen ben de yaparım deyip toprağı gübreye çeviriyorlar. Biliyorsunuz çok yerde de yakalandı bu sahte gübreler. Bunlardan uzak durmak için, bunlara mesafe koyabilmek için
ve fırsat vermemek için biz genelde üretim tesisimizi pek açmıyoruz. Evet, yani o zaman şöyle, yani tarım alanında arpasından buğdayına ve farklı ürünlere varana kadar tabii ki bir kalite durumu söz konusu. Biraz onlardan bahsedelim. Nasıl uygulanacak? İnsanlar uyguladıktan sonra neyle karşılaşacak? Biz öncelikle sentetik gübreleri bir anlamda savaş açmış bir firmayız. Tabii ki bu savaş ekonomik anlamda ve sağlık yönünde savaş. Bunun yanında en önemli şey şu, az miktarda çok kaliteli ürün elde ediyorsunuz. Bu kaliteli ürünü de çok cüzi miktarlarda bir para harcayarak düşük miktarlarda maliyet ortaya çıkartıyor. İşte dekara 3 litre gibi bir miktar kullanılır. Ürüne göre değişmekle birlikte en az 2 en fazla 5 uygulama ile sezon kapatılır. Tabii bunun kullanım dönemleri, kullanım süresi, işte nereden kullanacağı her bir ürüne göre değişiyor. Ancak 30 ila 150 lirası arasında değişen bir dekar maliyeti söz konusu. Diğer gübrelerin özellikle son dönem zamlardan sonra diğer gübrelerin maliyetini biliyoruz. Bu gübre çiftçinin kurtarıcısı anlamında. Tabii başka gübre ihtiyaç hissettirmeyen bir gübre. Neden? İçerisinde bitkinin istediği bütün mineraller mevcut. Azot, fosfor, potasyum gibi elementlerin yanında demir, çinko, bakır, kalsiyum, humik, sülfürik asit ve organik madde. Özellikle organik madde üzerinde durmamız gerekiyor. Çünkü %64 seviyesinde çok değerli bir rakamsal değeri var. Bu rakamsal değerine ulaşmak için biz tabii ki bir yıllık bir sürecimiz var. %58'lerden %64'e çıkartıyoruz bunu. En önemli özelliği ise etçil bakteri. Organik madde dediğimiz etçil bakteri. Etçil bakterinin görevi şudur. Toprakta atıldığında ilk başta hastalık yapan mantarları, zararlı mantarları yok eder. Bunları yer, tüketir. Bunlardan sonra da böcek larvalarına saldırır. Tabii gübremizi kullanan, Ferplas gübreyi kullanan çiftçiler genelde böcek popülasyonunun azaldığını, neredeyse yok olduğunu ifade ederler. Bu aynı zamanda gübrenin iz elementlerle çalıştığı gibi böceği de geri plana ittiği için artı değer kazandırıyor. Zaten Ferplas'taki artılardan bir tanesi de bu. Yani şimdi demin siz bir salatalıktı yanılıyorsam söktünüz. Evet. Köklerin güçlenmesi demek yukarıdaki meyvelerin de olgunlaşması ve kaliteli olması anlamına geliyor. Şimdi üretici arkadaşlarımız bunlara ulaştı. Doğru yerden alıp ulaştılar. Uygulama yaparken işte atıyorum adamın 10 dönüm arazisi var. Özellikle tarım arazilerinden bahsediyorum. Normal gübreyi daha fazla kullanıyorlar. O şey nedir? Yani miktarları net olarak söyleyelim de. Çünkü işin ucunda şey var. Üreticilerimizi mutlaka parasal kısmı ilgilendiriyor. Daha ucuz olduğunu biz biliyoruz. Yani onu bir kıyaslamasını siz kendinizce anlatın. Tabii şöyle. Kıyaslama dediğiniz zaman mesela yine salatalıktan örnek verecek olursak. Kök yaprak olarak devam eden bir sistem söz konusu. Burada ilk başta kökün gelişimini, sonra yaprağın gelişimini ve kök hastalıkları ve yaprak hastalıklarının korunması sağlanıyor. Bu şekilde devam ettiğinizde seralarda uzun vadeli, uzun süren bitkilerde toplamda 5 uygulama yapıyorsunuz. Bunda da o kullandığınız dekara 15 litre. Yani 20 litrelik bir bidon bile değil. 15 litre kullanılıyor toplamda. Yani bunun maliyeti de işte 300 lira gibi bir miktar söz konusu. Bilmiyorum parasal değere girmek ne kadar doğru ama. Yani aslında insanlar tabii ki üretici son zamanlardan sonra fiyatını merak ettiği için. Hani yayınlandıktan sonra fiyat farklılığı çok fazla
olmaz ama bir değişiklik olabilir. Onda çok sorun yok ama alacağınız gübreden daha ucuz ve daha kaliteli bir ürün. Onu bilsinler en azından, değil mi? Şimdi bizim Far Plus gübreyi kullanan çiftçiler genelde önder çiftçi. Bu işin bilincine varan çiftçiler, araştırmayı, geliştirmeyi seven insanlar. Zaten bize ulaştıktan sonra da diğer gübreleri tamamen bırakan çiftçiler, siz de hatta şahit oldunuz bugün Yozgat'ta İdris Bey, İdris Oğuzhan Beyefendinin sadece 2 litre ile yaptığı buğday. Düşünebiliyor musunuz? Yani 2 litre ile diğer işte 25 litrelik, 25 kiloluk bir üre DAP gübresinin yapamayacağı ürünü elde etti. Bir de 2 tabii litre sadece. başakların içindeki o doluluğu görebiliyorsunuz, canlılığı da görebiliyorsunuz. Tabii burada doluluk, canlılık, yine böcek popülasyonunun azalması, diğer taraftan daha kaliteli ürün elde etmek. Asıl amaç o zaten. Kaliteli ürün elde etmek. Bir de doğalı. Doğal ürün elde etmek. Yani organik ürün elde etmek. Dolayısıyla yani bunu kullanan çiftçiler bu zamana kadar bizim yüzümüzü kara çıkartmadı. Tabii doğru kullanım çok önemli. Yani daha önceden var olan sen kimyasal gübrelerden farklı bir gübre sonuçta. İşte bunun su miktarını çok iyi değerlendirmek lazım. Mesela yağmurlu havalarda nasıl atılır, nemli havalarda nasıl atılır, kışın nasıl atılır, bunları zaten biz etiketlerimiz üzerinde geniş bir miktarda şey Ama yazıyoruz. kısaca gene bahsedelim isterseniz. Mesela çok güneşli olan bölgeler var. Tabii ki yağmur alan bölgeler var. Orada kısaca değinelim. Onlar nasıl kullanacak? Mesela tarım arazilerinde daha meyveye girmedik çünkü. Evet, şöyle bu bahsettiğim 3 litre gübreyi en fazla 50 litre, en az 20 litre suyla karıştırmak lazım. Fazlasına çıkmamalı, çok fazla seyrelmiş oluyor. Azına inmemeli, bu sefer de bitkinin hücre gözeneklerini kapatıyor. Biz 0,5 mikron ölçekte bunu inceltiyoruz. Hücre gözenekleri kapatıyor ve bu uzun bir süre bitkinin çalışmamasına engel oluyor. Dolayısıyla su miktarı çok önemli. En az 20 litre, en fazla 50 litre suyla karıştırıp öyle uygulama yapılmalı. Toplanan çiftçilere böyle seminer verilme durumu söz konusu mu bunlarla? Tabii ki talep eden çiftçilerimiz var. Özellikle köy muhtarları bu anlamda bize talepte bulunuyor. Oraya gidiyoruz. Uzak yakın bizim için fark etmiyor. Sonuçta bu görev. Gidiyoruz. Gerekli açıklamayı yapıyoruz. Orada bilgilerimizi veriyoruz. Gübreyi alıp almamaları çok önemli değil. Bize zaten 7 gün 24 saat ulaşabilirler. Bu an elimizden gelen, zirai anlamda elimizden gelen neyse yaparız abi. Hem gübreyi tanıtım anlamında hem de diğer gübre harici konularda elimizden gelen yardımı yapıyoruz. Şimdi sulandırdınız. Onu bir bekleme süresi var mı? Direkt uygulamaya geçebiliyorlar mı? Direkt uygulama geçebilirler. Çünkü bir yıllık bir süreç var bizim için. Burada mayalama sürecimiz. Orada fermanta yapıyoruz. Fermantasyonunu tamamlıyoruz. Ondan sonra suya karıştırıp tabii ki bu sudan kastım da çiftçiler bunu çok iyi bilir. Musluk suyu değil tabii ki, yani Tarkan suyu değil. Yani direkt karıştırıp kullanabilirler. Onda bir sorun yok. Peki uygulama sürelerinde genelde hani gübrede birkaç sefer falan atılıyor ya, bunda nasıl olacak? Uygulama süreleri aslında çok bizim takıldığımız bir nokta. Çiftçiler genelde buna inanmıyorlar. 15 gün arayla bu gübreyi kullanacaksınız, başka herhangi bir gübre kullanmayacaksınız dediğinizde onlar da durup kalıyor. Ya yani nasıl olur? Çünkü her sulama suyunda gübre verme telaşındalar. Öyle öğrenmişler, öyle süre gelmiş. Ancak bu gübrenin, yani Fer Plus gübrenin kullanım süresi 15 gün aralıklarla olmalı. Çünkü içerisindeki mineral dönüşümleri buna tekabül ediyor. Dolayısıyla 15 günden daha az sürede, işte haftada bir de kullanılabilir ama bu da israfa neden olur. Biz zaten iddiamız bu. Kaliteyi ucuza veriyoruz ve ucuza mal ediyorsunuz diye. Bu iddiamızdan da vazgeçmemek istiyoruz. Çiftçiler de buna riayet ederse çok daha kaliteli ürün elde ederler. Peki toprağa verildikten sonra o toprakta bir kalıcı bir şey kalıyor mu? Yani faydası oluyor mu? Evet, Devam edecek. devam edecek. Şimdi o toprağı humuslandırıyor.
Humuslandırmasının yanında tabii ki çok fazla tekniğe şu anda inmek istemiyorum. İşte toprağın normalde şöyle derdim ben size, 15 ila 20 santim arasında bir zar tabaka oluşturuyor. Devamlı kullanımlarda işte toprak altı suyunun yukarı çıkmasını engelliyor, üst suyun altı inmesini engelliyor gibi. Ama bunlar çok fazla detay ve teknik konular. Bunun haricinde yüzeysel olarak geçersem toprağı humuslandırıyor, mineral ve organik seviyesini arttırıyor. Zaten dengeleyici, pH önleyici bir gübre. Dolayısıyla tuzluk seviyesini de azalttığı için hatta bir süre sonra biz devamlı kullanan çiftçilerimizi miktarı düşürüyoruz. 3 litreden 2 litreye hatta 1 litreye kadar düşürüyoruz. Bu da yapıcı bir etken. Tabii üretici için avantaj durumuna geçiyor. Yani şöyle, o zaman bu sene kullandı. Bu sene işte atıyorum 10 kilo kullandı. Seneye bu 7'ye düşecek. Yavaş yavaş düşme durumu da söz konusu. Minimum düzeylerde kullanmaya devam edecekler. Yani olay bu. Tabii bu biz bu seviyeleri, bu miktarları yıllar içerisinde öğrendik. İşte kullandıkça, kullandırdığımız çiftçilerden aldığımız tepkiyle öğrendik. Dolayısıyla bu miktarlara riayet ederlerse, işte mesela yağmurlu havalarda yapraktan atılmamasını öneriyoruz. Çünkü yaprak üzerinde bir hafta, 10 gün, 15 gün ne kadar uzun süre kalırsa o kadar etkili oluyor. Dolayısıyla bu 15 günlük süreç dediğimiz gibi su miktarına riayet ettiklerinde harika bir sonuç elde ediyoruz. Evet. Şimdi vatandaşın şeyi var tabii, traktör arkasında biliyorsunuz ilaçlama tankerleri var. İşte 50 kiloluk ya da 100 kiloluk suların içinde aynı ölçekte makineyle de atabiliyorlar bunu. Tabii ki, tabii ki. Diplerine mi atacaklar, yani yaprak gübresi olarak da atsa sorun olur mu? Zaten içerisindeki mineraller yapraktan uygulamadan uygulama için daha yararlı. Tabii ki damlamadan, yani tabandan vermek de uygundur ama yaprak uygulamaları daha başarı getiriyor açıkçası. Daha başarı getiriyor. Bu aslında şuna değinmek lazım. Türkiye'de daha yeni yeni bilinmesine rağmen Avrupa'da bu artık tükenmiş durumda. Yani şu anda Avrupa için aranıp bulunamayan bir gübre. Bunu bizi, kıymetimizi bilsinler. Bizi göz ardı etmesinler açıkçası. Çünkü bu kalitede bir gübrenin göz ardı edilmesi sadece bizim açımızdan değil, çiftçi açısından da açıkçası hazin bir durum. Çünkü yıllardır kullanılan, yıllardır bilinen bir gübre. Düşünsenize, gübre listesinde en zirvede. En zirvede ve bu çiftçiye biz bunu anlatırken çok da zorlanıyoruz açıkçası. Evet. Bilmiyorlar, çok da zorlanıyoruz. Geleneksel tarımdan iyi tarıma geçmek lazım. Aslında yarasa gübresinin tabii ki faydaları yıllardan beri biliniyor ama biz bu konuda biraz ülke olarak geç kaldık. Tabii ki uygulamaya geçecek üreticilerin de ileriye dönük hem toprağında hem ürününde kalite anlamına geliyor. Bizim ülkemiz için de çok önemli. Yani ne kadar geçmişte zaman kaybetsek de zararın neresinden dönersen kar kardır. Kesinlikle. En azından toprağımız, yani üretilen ürünün daha kaliteli olabilmesi için bu ürüne geçmeleri gerekiyor. Tabii biz aslında ekonomik bir değer yaratıyoruz burada. Ülke topraklarına fayda sağladığımız gibi ülkenin içinde bulunan bir madeni tekrar vatandaşın kullanımına sunuyoruz. Zaten yerli ve milli diyoruz biz buna zaten, biliyorsunuz. Çok önemli bir hizmet verdiğimizi düşünüyoruz. O yüzden bu fiyatların yükselmesine rağmen bizim de bazı girdilerimiz var sonuçta. İşte bidon maliyeti, etiket maliyeti, özellikle benzin, mazot maliyetimiz gibi. İnsan gücü var. İnsan gücü işte, tabii ki. Yani, bunlara rağmen çok fazla fiyat zammı yapmamaya çalıştık. Tabii bir dönem hiç yapmayalım dedik ama bir süre sonra biz de yenik düştük. Ama yine de piyasa şartlarına göre çok çok daha ucuz bir miktara satıyoruz. Ancak tabii ki piyasaya yeni çıktığımız için bunu da elbette çiftçi anlamında bir handikapı var. Çünkü kendimizi ifade etmek durumundayız. Yıllardır piyasada olan dünya devleri söz konusu. Bunlara karşı kendimizi hem savunup hem ifade edip hem de kabullendirmek durumundayız. Bu sektörde 10 yıldır faaliyette göstermek zor. Özellikle biraz önce ilk başta bahsettiğimiz gibi merdiven altı gübrelerle uğraşmak çok zor.
10 yıldır piyasadayız. Çok şükür bugüne kadar da birkaç münferit vardır ama bugüne kadar hiç yüzümüz kara çıkmadı. Evet. Hiç gözümüz kara çıkmadı. Şimdi Karadeniz'de olmak münasebetiyle konuşayım. Evet. Sonuçta siz bizim kızı aldınız oradan ama şimdi fındık bölgesi. Şimdi fındıkçılara bir faydası olacak mı bunun? Oradan ben bir sorayım. Aslında fındıkçılar için bulunmaz bir gübre. Hı hı. Çünkü Karadeniz'in o nemli ortamında kullanılabilecek en ideal gübre bu. Tabii başka gübre demeyeyim. Çünkü anlatacağım gübre bir şeyi isabet ettirecektir, işaret ettirecektir. Ama başka gübrelerin yapamayacağı şeyleri yapar. Biz de yeni Ordu'dan geldik. Burada gübreleme yaptık. Şimdi orada fındık bahçeleri var. Bu gübreleme yaparken işte su miktarını ayarladık ve ona göre uygulamasını yaptık. Ve düşündüğüm şey şuydu, keşke sadece bizim firma değil, bizim firma gibi yani Ferplus gibi birçok firma kurulsa, buralara hizmet etse ki oradaki verimin düşüklüğünü görünce de buna kanaat getirdim. İşler aşırı acısı bir durum aslında. Yani hem bizim gibi üreticiler açısından hem de fındık üreticileri açısından. Vallahi o zaman Karadenizlilere diyelim, yani eniştenizin sözünü dinleyin. Yani biz buradayız tabii ki. Artık eniştenizdiz. Burada aslında yapılması gereken şey şu. Elbette bütün çiftçiler bizi bulamazlar, duyamazlar. Sizlerin sayesinde bizlere ulaşıyorlar. Bu arada onun için de ayrıca teşekkür edeceğim ben size. Tek tek ulaşmak yerine, münferit ulaşmak yerine toplu halde bilgi edinmenin bir yollarını bulmak lazım. Onlara kendimizi herkese ifade etmenin bir yolunu bulmak lazım. Çünkü çok devasa maliyetlerle elde ettiğiniz fındığın yerine ya da herhangi bir mahsulün yerinde çok cüzi miktarlarda daha kaliteli ve daha bir tık daha fazla ürün elde etmenizin yolları var. Biz bunu ifade ediyoruz aslında. Bizim başka bir iddiamız yok. Hatta biz bütün çiftçilerimize şunu söylüyoruz. %100 verim elde edeceksiniz diye bir şey söz konusu değil. Bu bir zaman söz konusu. Hatta geçenlerde fındıkçı bir arkadaş abimize de bunu ifade ettim. Hani ne kadar alıyorsun? 100 birim alıyorsun. Buradan da 100 birim alacaksın. Ama maliyetin düşecek. Hani 100, bir seneye 110 birim alacaksın ama maliyetin yine aynı olacak. Burada ama şey, yani ürünün kaliteli olması, maliyetinin düşmesi. Yani öbür pahalı kullanmış oldukları ki çevreyi kirlendiriyor maalesef. Doğal bir ürün kullanmış olacaklar. Aradaki fark aslında bu. Aradaki fark tamamen bu. Tamamen bu. Burada kendi vatanından çıkmış gübreyi kullanmak gibi bir şey bu. Doğru ifade edemedim. Çünkü çok da fazla teferruata da girmek istemiyorum ama kendi topraklarında üretilen gübreyi kullanmak. İşte yerli ve milli olmak bu aslında. Peki meyvelerde, şimdi tabii ki biz fındıktan bahsettik ama şimdi Karadeniz'de kivi de var. Son zamanlarda çiçek ve seracılık anlamda çalışmalar var. Onlarda da her şey geçerli o zaman. Evet, biz fındık bahçesinin yanında kivi de kullandık ve bu inanır mısınız 3 gün içerisinde etkisini gözle gördük. Tabii bizim bulunduğumuz yerde kiviye çok fazla özen gösterilmemişti. Orada budaması yapıldı vesaire. Ancak fındık gibi kivide de kullanılır ve gerçekten başarı sağlar. Tabii orada gördüğüm şey şuydu, çok fazla önemsenmemişti kivi. Sadece fındığa ağırlık veriliyor. Ancak bir ekonomik değer, onda bence kazanılmasında yarar var. Ordunun özellikle kazanılmasında yarar var. Bunu da kullanılır, hem kökten hem yapraktan. Çok az miktarda, ağaçlarda kullanım miktarı çok değişiyor tabii ki. Az miktarda daha fazla ürün elde edebilirler orada. Evet. Şimdi biraz daha bu taraflara gelelim. Çünkü Ege'deyiz. İşte kiraz, erik zamanı. Ve bölgede şu anda kekik çalışmaları var, üzüm var. Evet. Bunun haricinde ceviz yetiştiriciliği var. Biraz onlardan da bahsedelim. Burada
Baharat anlamında saygın bir firma, isim vermeyeyim şimdi, saygın bir firma bizim gübremizi kullanıyor ve oldukça da memnunlar. Kekik anlamında özellikle Uşak ve Afyon bölgesinde çok Denizli'de fazla var. kullanılan var, Denizli'de var. Tabii bizim bulunduğumuz yer Menderes'te. Biliyorsunuz sera çok fazla. Çiçekçiler yine onların da hem şeyi oluyor, eniştesi oluyorum değil mi? Evet. Seralarda kullanım yaygın. Tabii bu bölge bu gübreyi tanıdı. Bizim burada bulunmamızdan dolayı özellikle Akdeniz bölgesi, Güneydoğu bölgesi, İç Anadolu bölgesinin bir kısmı bizim gübremizi tanıdı. Daha da yaygınlaşması gerekiyor. Bunun için de biz de elimizden gelen çalışmayı yapıyoruz. Kirazlarda kullanım yine kiviyle aynı, fındıkla aynı. Sürerde hemen hemen birbirine yakın. Kiraz ağaçlarında ağacın yaşına göre değişiyor. Yani bütün ağaçlar gibi. İşte o 2 yaşının altında fidanlar için 50 mililitre, 2 yaşın üstünde 10 yaşının altında olanlar için 100 mililitre, 10 yaşın üstünde olanlar için de 150 mililitre gibi çok behar ölçekte gübre kullanımı söz konusu. Yıl boyunca başka gübre kullanılmasına gerek kalmadan sadece 3 uygulamayla yani toplamda yarım litre ile bu iş kurtarılmış oluyor. Biraz da şeye böyle Aydın'a doğru uzanalım. Özellikle Aydın bölgesinde de incir yani bu bölgede çok önemli bir ürün. Onlarda da nasıl çalışmalar? Şimdi aslında Ege bölgesinin tamamı bizim için başlangıcımız için ideal bir bölgeydi. İlk başta orada üzüm de kullandık. Bir arkadaşımın babasının üzüm bağında zar zor kullandık ama istemeye istemeye gecenin bir yarısı ondan habersiz üzüm bağlarını kullanıyorduk. Memnun kaldıktan sonra bunu karpuza, sonra zeytine denedi. Daha sonradan tavsiye usulü incire geçiş yaptık. Bu tabii 11 yıl, 12 yıl öncesinden bahsediyorum. İncirde böceklenmeyi en önemli özelliği oydu. İnciri beslediği gibi böceklenmeye oranı çok düşmüştü. Özellikle incir bölgesinin yine zeytin bölgesidir biliyorsunuz. Bu pamuklar oluşur. Pamuk çatlaklar oluşur. Bu Amerikan sineği, kırmızı örümcek gibi böcek popülasyonunu gerçekten de azaltmıştı. Biz bunu gördükten sonra tabii ki laboratuvar analizleriyle neden bu böyle olduğunu araştırmaya çalıştık. Ve karşımıza gerçekten de bir mucize çıktı. Bu biraz önce bahsettiğim canlı bakterinin çalışma şekli. Ondan sonra ben bakterilere yöneldim. Bakterinin çalışma prensibini araştırmaya çalıştım ve bu ürünü nasıl arttırabiliriz, nasıl daha geliştirebiliriz bunun çalışmasını yaptık. Yine diğer bütün ağaçlarda olduğu gibi incirde de başarılı olduğunu gördük. Bu başarıyı da orada İzmir'deki, daha doğrusu Manisa Salihli'deki çiftçilere borçluyuz açıkçası. Şimdi böcek dediniz, direkt aklıma incirde şu geldi. Biliyorsunuz ki Aydın bölgesi tabii ki incirin kaliteli olması düzgün bir iyi reklame yapılırsa olur ki o da böcekle alakalı. Ona etkisi var mı, zararı var mı onu öğreneyim ben. Şimdi tabii bunu söylediğim zaman farklı bir yöne doğru gidecek. Çünkü biz gübre imalatı yapıyoruz, böcek ilacı yapmıyoruz. Yani etkisi var. Bu anlamda çok yararlı. Kullananlar bu pişman olmayacak. Ancak ilaç statüsüne sokamayız. Hayır, ilaç Dolayısıyla anlamında demedim. Şimdi diplerdeki böcekle ilgili yok etme özelliği var dediniz ya. Şimdi incirciler de haliyle bunu üreten insanlar erek olayı akla geldiği için sordum. Ona kesinlikle zararı olmuyor. Aksine faydalı olduğu için de yani o küçücük mikro canlılar bile ne yapacağını biliyorlar değil Ne mi? yapacağını biliyorlar. Yani biz de tarımda aslında ne yapacağımızı bilsek bir sorun çok fazla Orada olmayacak. tabii o dünyada farklı bir yaşam söz konusu. O dünyada yine savaşlar, işte birliktelikler, toplanmalar, birlikte hareket etmeler söz konusu. Bakteri dünyası bambaşka bir dünya. Dolayısıyla burada aslında Türkiye bunu idrak etmeli. Türk çiftçisi bunu bilmeli. Bakteriyi çözmeli aslında. Yani doğayı zehirlemekten ziyade de doğayı doğal ürünlerle kendi haline bırakırsak aslında doğa kendi dengesini sağlıyor.
Kesinlikle. Sorun çıkmıyor yani. Zaten insan doğanın bir parçası. Evet. Son dönemlerde yapılan tarımdaki çalışmalar yüzünden doğadan kopmuş durumdayız. Özellikle çiftçi dostlarımız bunu farkında değiller diye düşünüyorum. Bu kopuşu tekrar eskiye döndürmek zorundalar. Ben çocukluğumda rahmetli dedemin yaptığı buğday tarlalarını hatırlıyorum. İşte 10-12 yaşlarında içerisinde saklambaç oynuyorduk. Şimdi ise hani dizimize zor geliyor boyu. Tabii daha çok başak veriyor falan diyeceksiniz ama ben bunun böyle olmadığını da biliyorum. Dolayısıyla bu doğadan kopuş yerine ya eskiye döneceksiniz, eski deden kalma usulleri döneceksiniz ya da artık doğanın kendi kendine ürettiği gübreleri kullanacaksınız. Organikten vazgeçmemek lazım. Dolayısıyla bu çiftçinin hem çalışma prensibini hem çalışma ortamını stabil hale getirecek, temiz hale getirecek, hem o daha sağlıklı hale getirecek, hem de kazanç anlamında daha yüksek kazanç elde edecek. Evet, aslında üründe verimliliği de arttırıyor dedik ya. Evet. Şimdi baktığımız zaman tabii ki tarlalara giriyoruz. Eskiden bellere kadar çıkan o başaklar artık dediğimiz gibi diz seviyelerinde falan kalıyor. Peki onun boylarında böyle uzalma durumu da söz konusu olacak. Yani işte 10 dönümden 100 kilo alıyorsa onun 150 kilo olma şansı da var o zaman. Tabii ki. Zaten ilk yılki kullanımda %10 ila 30 arasında değişen verimi garanti ediyoruz biz. Doğru kullanımda bu %30 aşamasına kadar geliyor. İkinci yıl %30 ila 50 arasında, ondan sonra da zaten artarak devam ediyor. Dolayısıyla bu bizim çalışma prensibimiz, yani verdiğimiz bu rakamsal değerin üstüne çıkabilmek de mümkün. Bunu yapabilmeleri için toprağın gerçekten ıslah edilmesi lazım. Organik değerin yükseltilmesi lazım. Düşünebiliyor musunuz? Türkiye'de toprağın organik değeri %1,5'ü geçemiyor. O da en yüksek yer %1,5. Ortalaması bile değil. Ancak bunun %2,5'ların üzerinde olması gerekiyor. Biz de buna hizmet ediyoruz aslında. Toprağın %2'lerin, 3'lerin üzerine çıkmasını sağlamaya çalışıyoruz. Yani onun düşük olmasının sebebi şey mi? Yani bu zamana kadar kullanılan yanlış ilaçlama, yani gübreyle alakalı mı? Tamamen bilinçsiz tarım. Yanlış böcek ilacı kullanımı, yanlış zira ilaç kullanımı, tamamen kimyasal içerikli gübreler kullanımı toprağın hem pH seviyesini yükseltiyor, alkali seviyesini yükseltiyor dolayısıyla ve hani halk tabiriyle toprağı zehirliyor açıkçası. Bu da her sene daha fazla gübre ve zira ilaç maliyeti demek ve üzerine ekleyerek gidersiniz. Bu buna vesile aslında. Evet. Peki bizim bilmediğimiz, unuttuğunuz bir şey var mı ekleyeceğiniz hocam? Ekleyeceğim bir şey yok. Her şey yeterli, yani net diyorsunuz. Yani alacaksınız yarasa gübresini, özellikle sertifikalı olandan bahsediyorum. Maalesef merdiven altında üreticileri dolandıran insanlar var. Doğru yerden, doğru adresten alırsanız kaliteli ürünü daha ucuza gübrelemiş oluyorsunuz. Bir de ham yarısı gübresi kullanımı gibi bir şey söz konusu. Bu oldukça zararlıdır. Ham yarısı gübresinin içerisinde kadmiyum diye bir madde var. Bu toprak için çok zararlı, kömür halinde bir madde. Hatta pillerin içerisinde kullanılan bir element kadmiyum. Dolayısıyla bu ham yarısı gübresini kullanan çiftçilerimiz varsa bir an evvel bundan vazgeçsinler. Piyasada bulunan ham gübre alıp satan arkadaşlar da bundan bir an evvel vazgeçsinler. Çünkü bunu işlemek gerekiyor. Yarar yerine zarar veriyorlar. Hani bilen varsa bu yanlıştan dönsün. Bilmeyen varsa doğruyuz biz söylüyoruz artık. Yani bundan vazgeçmeleri de yarar var. Vallahi bizim en büyük sıkıntımız, dedik ya, fırsatçılar. Yani sadece para için halkın sağlığıyla oynayan o içimizdeki yaradan bahsediyoruz. İşte o çıvanı bir an önce kurutmak için denetleme mekanizmalarının hayata geçip doğal bir şekilde, insan sağlığı çok önemli. Evet. Sağlık için de ne yapmak gerekiyor? Sağlıklı ürünler üretmek gerekiyor. Evet, çok haklısın. Evet. Bu arada biz Antalya'ya bir fabrikamız daha açılıyor bildiğiniz üzere. Orayı da bekleriz. İnşallah orada da misafir ederiz sizi. Böyle gelişerek gidiyoruz. İnşallah bizi takip etsinler. Evet. Bizim başarımız bu memleketin başarısı.
İnşallah biz de bu başarıya devam ederiz. Sonuçta bu ülkenin insanları bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Gelecek tarımında kaliteli ve toprağın da düzgün olabilmesi için mücadele veriyorlar. Bu topraklarda üreten insanlara, güzel şeyler yapan insanlara sahip çıkmazsanız olacak şu: merdiven altı ve fırsatçılar. Kesinlikle. Evet, teşekkür ediyorum hocam. Asıl ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz, tekrar şeref verdiniz. Bizim sesimiz oldunuz. Bize ses verdiğiniz için de minnettarız. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Biz de elimizden geldiğince Çiftçi TV olarak üreticilerimizin faydasına olan güzel şeyleri paylaşmaya çalışıyoruz. Biz de buradan vesile oluyoruz. Televizyonumuza taşıyarak, Çiftçi TV'ye taşıyarak oradaki üretici arkadaşlar da gerekli bilgiyi vermiş olduk. Ama tabii ki doğru ve daha geniş kapsamlı bilgi almak istiyorlarsa size ulaşacaklar. Ve bundan sonra da kaliteli, daha ucuza bir gübrelemeyle güzel ürünler elde etmiş olacaklar. Evet, çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Çok sağ olun. Evet, değerli izleyicilerimiz, dedik ya kaliteli bir ürün artık yavaş yavaş, tabii daha öncesinde biliniyor ama farklı kullanım şekilleriyle kullanılıyor. Bu zararlı olduğunu da öğrenmiş olduk. Sertifikalı bir şekilde işlemden geçmiş ve bundan sonra da tarım arazilerinde, meyvede, aklınıza gelebilecek bütün tarım ürünlerinde kullanacağınız kaliteli bir üründen bahsettik ki sahip çıkmak gerekiyor. Amacımız ürettiğimiz ürünün kaliteli olması, cebimizden çıkacak parayı da az harcayarak o kaliteyi devam ettirmek olsun diyelim.